Gelsin efendim. Kayseri Gesi Kayabağ köyünde bir fırın. Mahalle fırını mı? Evet. İsminizi bağışlar mısınız? Dudu. Dudu hanımefendi. Evet. Bu bir boru mu? Plastik su boruları ne işe yarar? Plastik su borularıyla öncelikle atık sularınızı, işte ne bileyim içme sularınızı vesairelerinizi falan evinize alırsınız. Ya da evinizden atık su borusu olarak kullanırsınız. İkinci kullanılacak yer sopa. Çok affedersiniz hani böyle kusura bakmayın sizi örnek olarak gösteriyorum. Kaynanasınız, gelinize, kızınız dıt dıt yapabilirsiniz. Çocuğa bacaklarını kırarım senin diyebilirsiniz. Peki bir su borusuyla üçüncü olarak ne yaparsınız? Anladığım kadarıyla tırtıllı oklava yapabilirsiniz. Tırtıllı oklavanın orijinali, aslı bu. Adamın kafasını daha önce yarmaya çalışmışlar. Gel gör ki beceremeyince bu garanti. Direkt diye. Hanımefendiciğim, megastarımız Tarkan sizin bir de türkünüzü çığırmış. Acaba o size mi yazılmış? Bilmiyorum. Dudu dudu dilleri değil mi efendim? Evet. Dudu dudu, dudu dilleri. Dilleri evet. Dilli midir Dudu Hanım? Dillidir, evet. Dillidir ama anladığım kadarıyla mikrofonu görünce kızgın evet. Demirin suya sokulması gibi tıs. Bu mikrofonun yerine bey olsaydı ismi nedir beyinizin? Ahmet. Ahmet, Sağır Ahmet. Evlendiğinde esasında çok sağlam kulakları olan böyle fennek gibi duyan, fennekte bu arada duyma duyusu çok iyi gelişmiş bir Afrika'da aman. Bırakalım belgesel modunu. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Allah hayırlı uğurlu olsun. Porselen mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Porselen. Evet. Bakabilirim. Gayet de. Vay, güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Burada kete pişiriyoruz. Bunun ismi kete. Ekmek de yaparız, kete yaparız. Burada fırın, köy fırını. Burada bir köyde bir tane fırın var. Her mahallenin fırını var. 4-5 tane fırın var. Peki sırayı nasıl bölüşüyorsunuz? Sırayı herkes nöbet koşu sabahtan hamurunu eskiden gelir pişirir. İsminizi bağışlar mısınız bu arada? Belkıs. Belkıs Hanım. Evet. Nasıl yapılıyor kete? Hamur sütüne yoğrulur. Patates de katılır biraz. Su konmaz mı? Hayır. Kete. Sütle. Evet. Eğer ekmek pişerse suyuyla yoğururuz. Kete olursa sütüne yoğururuz. Tamam. Biraz da patates katarsak daha güzel olur, yumuşak olur hamuru. Onu açarız böyle eşkettikten sonra açarız, katlarız böyle kare halinde keseriz. İçine iç yaparız, cevizinden, yağdan oluşan. İçi koruz, içine katlarız, böyle böyle açarız. Nakışlar merdaneyle açarız, böyle fırında küreple pişiririz. Peki o tırtıllı ne? Tırtıllı merdane bu ne işe merdane, yarıyor? Bu merdanenin böyle süs veririz. Nakış deriz, nakış deriz biz buna. Süs yaparız. Bunlardan böyle. Başka nakışlar yapılabiliyor mu? Satın alınır. Hayır hayır hayır. Mesela çatalla, evet, sadece yok çataldan da bahsetmiyorum. Sadece hamura mı bunun nakışı çıkar? Evet. Gelinin kafasına, alnının çatısına. Hayır hayır hayır. Adamın olur ha yani. Hayır. Adamın vurulmaz, çatısına. Vurulmaz öyle. Öyle hafifçe. Zorbalık yok bizim buralarda. Oldu. İyilikle geçinelim. Adam döveydiniz bir de. Hayır. Güzellikle iyilikle geçinelim ben bizim buralarda. Ben sizin platforma mı çıktım? Özür dilerim. Baksana efendim. En uzman siz misiniz fırının başında olduğunuza göre? Hayır. Sıra benim idi bugün. Ben pişirdim. Bir de dişler porselen olunca. Değil mi? Kamerada tabii vitrinde biraz efendime söyleyeyim. Efendim? Tabii. Sizin isim efendim? Kamile. Kamile Hanım efendiciğim. Evet. Bitirmişsiniz iş ama. Evet bitirdik. Sizi bekledik burada. Bizi bekledi. Evet. Sebep? Sizi görmek istedik. Sıcak taze yesin biraz diye. En doğal program olduğumuz iddiasındaydık yakın bir zamana kadar. Fakat buraya geleceğimiz tüm çabalarımıza rağmen bir şekilde aramızda bir hain var arkadaşlar. Köz sebep mi? Oğuz mu? Aramızdaki köz sebep o mu? Oğuz'u merkeze alalım. Geçici bir süre görevden alalım. Biz buraya geleceğimizi kaç kişi? 5 kişi konuştuk. 5 kişiden biri biliyor abicim bunu. Kimdir bu köz sebep? O zaman Oğuz ismi. Öyle yapacak. O zaman köz sebep kimse onun en büyük cezası buradaki bütün keteleri yiyecek. Oğuz! Gel buraya.
sen söyledin diye geziyorum. Hayır efendim. Kim söyledi? Bilmiyorum. Bırak efendim efendim. Bak yalan söyleme olsun. Yak abicim sorgu lambasını. Çık. Oğuz. Dün akşam saat 5:30 sularında oldu. Şeydi gül dolaşın. Dün akşam saat 5:30 sularında sadece 5 kişi bu köye geleceğimizi, Karabay mıydı burası? Kayabağ. Kayabağ, ha. Kayabağ köyüne geleceğimizi kararlaştırdık. Mamafi. Evet. Buraya geleceğimizden de kimsenin haberinin olmaması gerektiğini söyledik mi olsun? Benim haberim yok. Haberin yok. Evet. Niye uyuyordun toplantıda? Ben sana toplantılarda uyuma diyorum sana. Cezalısınız. Buraya köstebeksin. Bir, merkeze alacağız seni. İki, buradaki bütün keteleri bitireceksin. Buyur. Buyur. Ben anlamam. Ben anlamam. Onu buraya gelip öterken söyleyecektin. Kuş. Buraya gelip sırrımızı söylerken düşünecektin bunları. Bir tane yiyelim artık. Bir tane değil. Hepsini yiyeceksin. Röportaj bitene kadar bunlardan bir tane bile kalmayacak Oğuz. İsim çay olsa yiyerdik hepsini. Efendim? Çay olsa yiyerdik hepsini. Toplantıda biz yeterince çay içtin uyuklarken. Sandalye de söyleyeyim sana. Size berberi de çağırayım. Ayaküstü bir de tıraş yapsın. Ceza. Ceza bu, ceza. Yiyorsun Oğuz'cum. İkiletmeden. Çabuk. İsminiz efendim? Filiz. Filiz Hanım efendiciğim. Kete yaptınız mı? Evet. Burada dikilme sebebiniz? Hamur pişirdim burada. İşim bitti. Evet. Millet sana bakmaya geldi. Buyur annem. Millet sana bakmaya geldi. Gözünü seveyim annem. Hay ağzına sağlık. Göbeğimiz çatlıyor bazen ya efendim burada bulunma sebebiniz falan. Annem doğrusunu söylüyor. Bize bakmaya gelmişler. Öyle. Peki annem gördün, gördün. Televizyonda gördüm. Helalleş olsun. Kıskandığımdan, sakındığımdan değil. Ne diyorsun, mutlu mu oldun? Yani iyi mi oldu yani? Gördün. Tabii, gözümüzden gördük, gönlümüzden inandık. İsim annem? Hanım. Hanım. İsminizi sevsinler. Adam sağ mı beyiniz? Öldü. Allah rahmet eylesin. Ben yalnız kaldım. Ne zaman vefat etti eşiniz? 13 sene oldu. 13 senedir yalnızsınız. Yok mu annem çoluk çocuk? Oğlum var. Oğlumun yanında dururum şehirde. İyi maşallah. Bakıyor mu gelin size? Oo, çok iyi. Kaç gelin var? Bir tek. Bir tek. Bir evin bir oğlunu mu aldın? Öf bile demiyor mu size? Yok demiyor. Allah var. Allah kolaylık versin annemize. Oğuz. Bir tepsi bitti abi. Tebrik ediyorum. Hakikaten bir 7-8 tane. Bundan sonra da sırrımızı öyle sağa sola verme. Bir karar alıyorsak sahip çık ya. Gözünü seveyim yani. Kontrol... O ne? Patlıcan. Devam et sen. Bu nedir? Patlıcan közledik. Patlıcan közlediğin sebep? Akşam yemek yapacağız bunları. Yumurtaya patır patır kızartacağız. Yumurtaya, nasıl? Yumurtaya batıracağız. Kızgın yağa koyup kızartacağız. Yumurtaya. Haşlanmış patlıcan. Közlenmiş patlıcan. Kabuğunu soyuyorsunuz evet. Sonra? Yumurtaya batırıp kızartacağız. Yağa koyacağız. Yumurtayla bir de onu... Evet. Adı ne o yemeğin? Vallahi imam bayıldı diyorlar ona. İmam bayıldı. İmam bayıldı o değil, başka bir şey olması lazım. Biz onu diyoruz. İmam bayıldı, ona da karnıyarık mı deniyor ne? O karnıyarık ayrı. İmam bayıldı bu mu? Evet, evet bu. Bu mudur be kısa? Evet, bu. İmam bayıldı. Közlenmiş patlıcan. Bolca soğanlı, domatesli, üzerine de yumurta kırılır. İmam bayıldı olur. İmam bayılıyor, koca da bayılıyor mu? Hayır, bayılmıyor. 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 Sevmiyor mu bu yemeği? Sever de. Bayılıyor. Bayılıyor. Bayılacak kadar seviyorum. Allah kolaylık versin efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bak sevdiğimden, hani yoksa çok canım çektiğinden falan değil yani. Onu söylüyorum ben sana. Sevdiğimden. Yardım için yani. Yoksa hani kete yiyeyim de falan... Yanlış ceza vermişiz biz sana ya. Bu ceza değil, ödül. Gözüm parladı buradan bakıyorum oğlum. Ödül bu ödül. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nerede bulursunuz bilmem. Senin kilosun yok ya abi. Senin de yok oğlum. Benim var abi. Dün danayı koca danayı getirdi. Efendim anne. Soy da ye. Soyup yiyeyim mi? Soy da ye şurayı da tut. Şuralarından soy ye. Şöyle şöyle tadı. Hadi oğlum. Sen soy anne. Tutuyorum ben. Sen soy la. İsmin ne? Rahim Aydın. Benim de anam öldü, babam öldü. Bizim herif öldü. Hep bir şey yok. Adam ne zaman vefat etti? Hep iyi oldu o öyle. Yani 20 sene? Oldu oldu. 30 sene? Oldu oldu. 40 sene? Oldu oğlum oldu. Yaşamadı belki de yani. Yaş kaç annem sizin? Ama küçük değil, anamızdan duvalı yaş yaşar. Anamızdan duvalı. Kaç ama yani? 60 yaşında daha fazlayız.
60'ından fazla. 60'dan fazlayız. 70 olur mu? Var var var. 80 olur mu? Var var. Ne olacak küçük delika? 90 olur mu? Maşallah anne. Anlıyorsun yemeklerden memeklerden. Kopaktan al. Anlarım oğlum. Niye anlamay? Ha yiyorsun da galiba. Aman işte gözleyim dedim. Getirdim. Kalabalık vardı burada da. Hı. Ama sonradan aldım geldim buraya. Bu imam bayıldı böyle mi yapılır? He he böyle olur. Böyle olur. Böyle olur. Bunu kesip kesip yumurtaya bandırıp kızartınca mı? He öyle de derler. Ona mı imam bayıldı denir? He he işte. Seni rahmetli bayılır mıydı? He ideriydi o da ideriydi. Severdi ben yani. Ben ideriydim de yeriydi. Siz nasıl evlendiniz anne rahmetliyle? Ama evlenilmez olaydı. Keşke duysak ondan iyi. Bakma sorma. Al oğlum aç da ye. Ağzını aç. Şöyle şöyle kopat kopat ye. Ekmek de verseler şuradan acıcık. Yok gerek yok. Hece ekmek verin uşak. Erkilet güzeli bağlar bozuyor amanın aman. Niye öyle diyorsun anne? Evlenmez olaydım diye. Ama ne olacak aman. Dertlere uğradım oğlum. Hastanelerde yattı yattı öldüm gayrı. Ölmeden geliyorum. Adam hasta diye mi sen pişman oldun evlendin? Ama ne olacak. Sen de biraz geçimsiz gibisin ama. Yok geçimsiz yok. Ben de geçimlik vardı ya. Ben hasta oldum. Çenesi çoktu rahmetli. Kimin çenesi çoktu? Ama o. Helvi'nin çenesi çok. Adamın mı çenesi çoktu? He he. Siz tanır mısınız? Evet. Rahim Hanım'ı. Evet. Rahmetliyi de tanır mıydınız? Bilir. Ama uzak evimiz. Onu da düşün. Hayır diyor ki ismi neydi rahmetlinin? Musa. Musa diyor biraz gevezeydi diyor. Doğru mu? Evet. Evet ha. Diyor. Al şu ketenle. Tersi olması gerekmiyor mu? Hanımların biraz çenesi fazladır. Ama. Sizde Musa dayının çenesi mi fazlaydı? Canım sen de demek yani adamı konuşturuyorsun canından bezdirmişsin ki. Bezdirmedim. Hastalık vardı onda da. Onda da hastalık vardı. Bana çatardı. Hastalık vardı onda da hastalık vardı. Peki nasıl onda evlendiniz siz? Ama. Görücü usulü mü evlendiniz yoksa birbirinizi tanıyarak, görüşerek, konuşarak mı evlendiniz? Yok. Avrat öldü. Ben aldılar ha. Avrat ölünce ben aldılar. Ha sen ikinci hanım olarak. He. Çocuğu var mıydı? Vardı da öldü. Yaşamadı. Hep öldüler. İşte bunlar yaşadı. İki tane de bundan öldü. Bundan bir oğlan bir kız geldi. Bundan da. Sonra bir daha evlendi mi Musa dayı? Yok. İki tane. Başka yok. İki tane evlendi. Başka yok. Ondan sonra. Sana kuma geldi mi? Kuma gelmedi. Yok. Omden vardı da. Kuma öldü. Ben ondan sonra da ben geldim. Kuma ölünce geldim ben. Kuma öldü. Sen 3 numarasın o zaman. İki. Ne üçü üç? Üç değil. İki tane. O ölünce ondan sonra ben geldim. Avrat ölünce biliyor musun? Ben neyi geçinemiyordunuz? Neyi tartışıyordunuz? Aman bakma sorma. Sordum. Yokluk belası. Yokluk. Yokluğundan işte terbiye oldu. Ne olacak? Yoktu bir şey. Doğrudur yoktu ne? Yoksa yok ne yapalım? Kırar sovanı yeriz denir yani. Bir kuru sovanı kırar yersin. Ama herkes herkesin derdini bilmez oğlum. Kimse bilmez derdini. Al da ye. Peki abi. Derin bir mevzu anladığım kadarıyla ama. Kirpiklerin kalem olmuş yazılıyor canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.